Can tatlımlar, Kelebeğin Hayatı kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür Allah'a iyiyim. Bugün size evden sesleniyorum ama bugün alışveriş günü arkadaşlar. Ben bu videonun başlangıcını yapmayı unutmuşum. Ben aldıklarımı aldım. Alışverişimi de bir güzel yaptım. Şimdi hepsi sizleri, beni bekliyor, bizleri bekliyor, hepimizi bekliyor. Ben de büyük bir merakla size sunmayı bekliyorum. Alışveriş videosuna başlayalım. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
Arkadaşlar burası Barlar Sokağı. Burası da içki falan. Çok güzel, baksanıza fenerler falan. Çok hoşuma gitti. Şöyle arkadan da çekeyim, bakın araba geliyor Hacer'cim. Ne güzel ışıklar koymuşlar buralara böyle. Dükkanlar var. Burada butikler varmış arkadaşlar. Hani eğer bilmiyorsanız aklınızda bulunsun. Çok da hani güzel butik yerleri var. Kıyafet satan yerler var. Girip bakabilirsiniz. Kardeşim buraları daha çok iyi biliyor gerçi de. Bizi de gezdiriyor şu an. Verdim. Instagram'dan da takipçisi olduğum bir bayanın mağazasına geldik. Teşekkür ederim. Çok severek takip ediyorum kendisini Instagram'dan. Burjuva Butik 26. Burjuva Butik 26 arkadaşlar. Orayı da takip ederseniz çok güzel. Böyle kıyafetler falan sunuyor. Yani böyle bunu almaya karar verdim. Çok şık. Teşekkür ederim bu arada. Güzel. Çok güzel bilgiler. Sağ olun. Evet, güler yüzünüz gerçekten mükemmel. Evet. Gezdik değil mi arkadaşlar? Gezip tozduk. Ben hatta üstünden bu videonun 15 gün kadar falan geçirmişimdir. Şimdi aldıklarımı hızlı hızlı geçeyim. Çünkü çok fazla aldığım şeyler var. Yani bunları hem dışarıdan gezmedeyken aldım. İşte montlarımı aldım. Bunun haricinde internet alışverişim ve birkaç tane yerden dışarıdan aldım. Alışverişlerim var. Onları göstereceğim size hep birlikte. Bu montu aldım arkadaşlar. Buna Moncler mont diyorlar arkadaşlar. Bilir misiniz bilmem. Şöyle orijinal bir ürün. İçi tamamen kas tüyünden yapılma. Şapkası da tilki. Oradaki satan bayan öyle söyledi bize. Hani ne kadar doğru bilemiyorum gerçi ama fiyatlar çok ateş pahası arkadaşlar. Birçok yer gezdim. Ama yani kimisi bedenime uymadı, kimisi üstüme oturmadı. Ya yani en rahat bunlar oldu. Çok rahat bir mont arkadaşlar. İnce göründüğüne bakmayın ama gerçekten sıcacık tutuyor. İçine
kazak giyemiyorum maalesef bu soğuk kış günlerinde. İçine ince bir şeyler giymek zorunda kalıyorum. Çünkü aşırı derecede sıcak tutuyor. Bunu aldım yani. Bunu da karar kıldım. Ve bu. Favorim bu arkadaşlar. Üstünde de görmüşsünüzdür zaten videoda. Buna da parka diyorlar arkadaşlar. Yeşil parka. İçi şöyle pembe. Şapkasına bakar mısınız? Ne kadar güzel pes pembe. Bunun şapkası rakunmuş arkadaşlar. Ama bakar mısınız yumuşacık. Bunu da çok beğendim. Bu kırmızıya göre çok daha sıcak tutuyor. Yani içine tişört giy, gez kışın hiçbir şekilde üşümezsiniz. O kadar çok terletiyor. Yani kazak falan giyilmiyor içine. Eğer alacaksanız bunu kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Aldığım yeri de biliyorsunuz butikten aldım arkadaşlar. Kendisini Instagram sayfasından da çok severek takip ediyordum. Oraya gitmek nasip oldu. Kız kardeşim çok böyle bilir butikleri falan. Seni butiğe götüreceğim abla dedi. Gittik ilk defa hani bir butikten böyle bu tarz bir mont aldım. Umarım severek de kullanırım. Ya birçok yerde var. Saygı'da vardı, Şeref'te vardı. Birçok mağazaya gittik ama en çok bunları beğendim. Ya bunlar böyle cuk sanki benim üzerime olmuş gibi, dikilmiş gibiydi. Giydim hemen üzerime oldu. Cuk diye oturdu yani. Yine internetten aldım. Düğün için elbise almıştım. Hatta bunu Instagram sayfasında paylaşmıştım. Aldığım elbiseyle birlikte, eşimle birlikte bir fotoğraf paylaşmıştım hikayemde. Şöyle göstereyim. Bunu da Trendyol'dan aldım arkadaşlar. İnternet üzerinden alışveriş yaptım ve çok severek giydim. Böyle vücudu aşırı güzel topluyor, toparlıyor. Böyle elastik bir kumaşı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle elastik. Bakın. Boyu bir tık daha uzundu. Ve yırtmacı daha uzun bir yırtmacı vardı. Ben bunu terziye gittim. Güzel gösterdim. Ben böyle böyle istiyorum diye. Biraz boyunu kısalttım. Çünkü boydan kesti beni. Biraz uzun olunca bacak boyumu kesti. Hem boyunu kısalttırdım hem de yırtmacını biraz uzattırdım. Küçük bir yırtmaç bıraktırdım. Eğer merak ederseniz Instagram'daki o hikayemi paylaştığım kısımlarda o video olması lazım. Eğer isterseniz reels olarak da paylaşabilirim o videoyu. Beni Instagram'dan da takip edin. Kelebeğin hayatı. Oradan takip ederseniz anlık aldığım şeyleri hemen çekip gösteriyorum. Sonra bugün de bu şapkayı aldım arkadaşlar. Bunu dışarıdan aldım. Çok sevdim, çok bayıldım. Bakar mısınız ne kadar güzel. Çok sevdim yeşil. Bu montumun üstüne, parka montumun üstüne olsun diye aldım. Gayet de seviyorum. Buraya not aldım arkadaşlar. Bunu 80 lira dediydi. Şöyle bir kırmızı montumun üstüne giymek için bir şapka aldım. Galiba bir marketten almıştım ya. Arkadaşım Hacer'le birlikte buradan selam olsun. Hem arkadaşım Hacer'e hem tüm arkadaşlarıma selam olsun. Kız kardeşime de. Bunu sanırım Çağdaş Market'ten aldık. 11 lira falan civarı bir şeydi. Bunları yıkadım tabii ki. Montları da yıkadım bu arada. Yeşil mont ayrı yıkadım. Kırmızı mont ayrı yıkadım. İkisini de 30 derecede elde yıkama programı ile yıkadım. Şöyle bir şapka aldıydım internetten. Bakar mısınız? Pompomu koptu. Bir kez yıkadım bunu. Bir tane daha internetten yine Trendyol'dan şapka aldım. Şöyle. Bunun pomponu koptuğu için çok takmak istemedim size. Şunu takayım. Bakar mısınız? Çok güzel. Bir tane şöyle kaşmir ressam şapkası deniliyor sanırım buna. Evet. Ressam şapkası deniliyor. Kartonu yılandırıyor. Bunlar yeni geldi internetten arkadaşlar. Yeni aldım. Yani hiç kullanmadım daha. Ya bunları ben neyle yıkayacağım arkadaşlar bilmiyorum. İlk defa aldığım için pek bir şey yıkamadan kullanmak istemiyorum. Ama bunları neyle yıkayabilirim bilmiyorum. Yani elimde yıkasam kız kardeşimin varmış. O almış. Elimde yıkadım küçücük kaldı dedi. Gerçi hala kullanıyor da. Sanırım şöyle kullanılıyor bu. Evet. Gayet güzel oldu. Bu rengi yakında bir çizme aldım. Bot aldım. Daha doğrusu ben almadım. Eşim hediye aldı bana arkadaşlar. Trendyol'dan ekru renklerinde 4 mü 3 adet mi ne kazak aldım. Bunlar da daha yeni geldi arkadaşlar. Çok ucuz fiyata, çok uygun fiyata aldım bunların hepsini. Gerçekten büyük indirimler oluyor. Mesela 30 lira kazaklar. 30 liraya aldım bu kazakların hepsini. Sadece bir tanesinin fiyatı farklıydı sanırım. Tam olarak hatırlamıyorum fiyatını. Bayıldım bunlara. Şöyle düz ama arkası böyle. Böyle kuşakları var arkadaşlar. Arkasından kapatıyorsunuz. İçine güzel bir ince beyaz renkli ya da ekru renkli bir strapless atletli olabilir. Şöyle arkalarından bağlanıyor. Bu da aynı şekilde yine. Hepsini aynı renk aldım. Neyse bilmiyorum. Bu sene bu rengi takmış durumdayım.
Bu biraz daha içinde vizon renkleri var gibi sanki. Yani videoda ne kadar net gözüküyor bilmiyorum da. Şöyle. Arkasına bakar mısınız? Arkası da böyle. Tam böyle belinden aşağı olan kısmında böyle ufak böyle ipli bir kısım yapmışlar. Sadece şu biraz pahalıydı sanırım. 50 liraya yakındı. Kapşonlu. Yine ekru renk. Şöyle. Kapşonu var. Bunları üstünde görürsünüz zaten videolarımda. Ve son olarak son kazağımıza geçelim. Şöyle. Önü şöyle desenli. Yine Trend Yol'dan aldım hepsini de. Şöyle göstereyim. Şimdi gelelim incik cinciklere. Bunları yeni aldım. Taç hastasıyım biliyorsunuz arkadaşlar. Bir tane şöyle desenli bir taç aldım. Bunları yazın takarım inşallah. Kışın takılacak bir şey değil gerçi de. Bir tane siyah şöyle simli aldım. Simli. Çok güzel. Bir tane şöyle bunu kardeşinde görmüştüm. Kardeşinde var, benzeri var. Şöyle göstereyim. Bunları Sosyete Gökhan'dan aldım arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel. Ya tam taç hastasıyım ben. Taçları çok seviyorum. Taç kullanmasını çok seviyorum. Yine bir tane bant gibi bir şey almışım. Şöyle. Önü kurdaleli. Siyah beyaz. Şöyle takıyorsunuz. Tabii böyle takmıyorsunuz. İçinden sokuyorsunuz da şimdi yapmayayım ben. Bir tane daha taç almışım. Siyahlı grili. Önünde şöyle fiyonku var. Bunu da Sosyete Gökhan'dan aldım. Fiyatı çok uygundu ama hatırlamıyorum. Sanırım 5 lira bir şeydi. Çok güzel bakın. Çok seviyorum böyle hani bu tarz renkli şeyleri. Hani böyle uzun kolyeleri gördüğünüz üzere. Şöyle bir tane toka aldım. Saç tokası. Şöyle mandallı. Bunları hep yazın kullanacağım inşallah. Allah izin verirse. Yine bir tane daha taç aldım şöyle. Ya taç demeyelim, saç bandı gibi. Çok güzel. Baran'a toka aldık. Çeşit çeşit renkli toka istiyorum anne dedi. Benim küçük oğlan da ben gibi aynı. Renkli şeyleri çok seviyor. Şöyle kelebekli toka aldım. Çok güzel. Bakar mısınız? İki tane bunlar ayrı ayrı. Bunların hepsini Sosyete Gökhan'dan aldık. Şöyle kendime toka aldım. Şöyle üç tane. Bunları çok güzel indirime denk getirdiydim. Vassus'tan aldım arkadaşlar. Üç tane şöyle göz farı paleti. Revelation. Bilir misiniz bilmem. Bu marka çok ünlü bir markadır. Çok bilindik bir markadır. Şöyle renkli. Yansıyor buradan ışıkta salonun camından. İnşallah net görebiliyorsunuzdur. Yine aynı şekilde bu da Revelation far paletleri. İndirimleri yakalarsanız gerçekten çok güzel ürünler var. Gratis'te, Vassus'ta. Vassus'takiler daha güzel, kaliteli diye düşünüyorum ben. Gratis'e göre. Bu da aynı şekilde toprak tonlarında. Şöyle Bim'den şöyle bir havlu çarşaf aldım. Çift kişilik arkadaşlar pembe renginde. Bunların fiyatları çok iyiydi. İlk defa Bim'den havlu çarşaf aldım. Bakalım memnun kalırsam devamı gelir inşallah. Yine aynı şekilde bu da yavru ağzı renginde. Çift kişilik bu da. İki tane buz kalıbı. Ben böyle yazın suyun içine kahve koyuyorum. Bunları içine doldurup yazın sütün içine koyup sütlü kahve, soğuk kahve olarak içiyorum. O yüzden aldım. Eskidi benim öteki. Rengi falan değişti. İki tane şöyle biri sarı biri turuncu renkli. Sevdiğim renkler yine. Siyah elbisemin altına arkadaşlar şu ayakkabılar aldım. Bunları da Instagram'da göstermişim. Hatta çok kararsız kalmıştım. Siz bana yardım etmiştiniz. Sormuştum size şöyle. Çok güzel. Tam bir düğün ayakkabısı. Çok da rahat. Yani üstünde uzun süre durdum. 35 numara. Ben 35-36 arası giyiyorum. 35-36. 36 biraz daha bir tık daha büyük geliyor. 35 numara daha çok oluyor ama. Yani 35 numara ayakkabı bulmak da
maalesef biraz zor olabiliyor. Bunlar da tam düğünlük. Çok severek kullanacağım inşallah bunu da. Yani çok rahat. Gündelik zamanda da kullanabilirsiniz. Benim gibi ışıltılı ayakkabıları seviyorsanız. Bunları nereden aldıydım hatırlamıyorum. Doktorlar Caddesi'nde bir tane mağazadan almıştım ama hatırlamıyorum tam olarak adını. Eğer yorumlarda merak ederseniz sorun. Ben cevabını veririm. Eskişehir'de bir mağazadan almıştım. Şöyle çizme aldım kendime. Topuklu. Deri. Bunları Pardon diye bir yer var Eskişehir'de. Ayakkabı mağazası. Oradan aldım. Çok değişik böyle kaliteli ayakkabılar var. Fiyatları falan da uygun. Böyle topuklu ayakkabılar var tabii ki. Düz ayakkabıları hiç dikkat etmedim var mı yok mu. Ama gerçekten kaliteli güzel ayakkabılar var. Eğer giderseniz Kanatlı'nın Eskişehir'de. Kanatlı'nın tam böyle olduğu hizada karşı tarafında. Böyle küçük bir dükkan aşağıya doğru iniyor. Eğer almak isterseniz oradan bakabilirsiniz. Hem fiyatları hem de kalitesi gerçekten çok güzel. Birkaç kere kullandım hatta bu ayakkabıları giydim. Şu an kış olduğu için çok fazla giyemiyorum. Karda buzda giymiyor ama böyle sonbaharda işte hani ya da kışın başlarında falan giyilebilecek bir ayakkabı çok da rahat. Bugün de bir tane böyle ayakkabı aldım arkadaşlar. Bakar mısınız? Tam bir prenses ayakkabısı. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Çok şık. Bunlar 36 numara ama içine ben tabanlık koydurdum. Çünkü ayağıma büyük geldi arkadaşlar. Hatta tabanlığı koyduğum halde bile yine de büyük geldi. Olmazsa bir tane tabanlık alıp o şekilde kullanacağım inşallah. Bu ayakkabıları 110 liraydı sanırım. Evet 110 liraydı. 120 liralık çekim vardı. 110 liraya bunları aldım. 10 lira geri ödeme yaptı. Oradaki beyefendi. Yani şu an heyecandan böyle fiyatlarını söylemediğim unuttuklarım vardır. Eğer merak ederseniz yorumlarda yazın. Fiyatlarını da yazarım size yorumlar kısmına. Evet alışverişim bu kadar arkadaşlar. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Umarım aldıklarımı beğenirsiniz. Ben çok beğendim. Eğer fikir danışmak istediğiniz herhangi bir şey varsa sormak istediğiniz fiyat olsun veya başka bir şey olsun yorumlar kısmına yazmanız yeterli. Eğer sen de kanalıma yeni geldiysen abone olmayı ve bildirimleri açık bırakmayı unutmayın lütfen. Videolarından anında haberdar olmak için. Bugünlük benden bu kadar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Bundan sonraki vloglarda, videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kelebeğin hayatında kalın. Hayatınız rengarenk, kelebeklensin. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.